Mehmet Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için şahsınıza teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi sizi önce bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Mehmet Ataman ben kimdir? Mehmet Usta. Tarsus doğumluyum. Çukurova'nın çocuğuyum. Evet. 41 yıldır yurt dışında çalışıyordum Dubai'de. Gerekli her belgelerimiz var. Araçlar üzerinde uygulamalar yapıyorsunuz. Araçlar üzerinde önce bilgisayara bağlıyoruz gelen arabaları. Arızalarını tespit ediyoruz. Sökmeden müşteriye fiyat veremiyoruz. Söktükten sonra veriyoruz. Hani bilemiyoruz içinde neler var, ne olduğunu. Arızayı tespit ettiniz tabii. Bilgisayarda. Sonra söküyorsunuz. Tabii. Ondan sonra... Gidecek malzemeler çıkıyor ortaya. Aynen. Onlar da çıkıyor ortaya. Fiyatı anlaştınız. Fiyatta anlaşmadan önce şanzımanı söküyoruz. Evet. Ondan sonra yapılacağında nokta atışı yaptığımızda bu gerekler oluyor. Müşteriye bildiriyoruz. Yap veya yapma diyor. Onay verirse hizmeti tabii, yapıyorsunuz. Aynen. Peki sektörle ilgili burada kaç kişiyle çalışıyorsunuz? 8 kişiyle çalışıyorum. Kaç metrekare bir yer? 300 metrelik bir yer. Evet. Burası sanayi sitesinin içindeyiz değil mi? Şu an sanayi sitesinin içindeyiz. Evet. Şimdi siz uzun yıllar Dubai, daha sonra Türkiye. 41 yıldır Dubai'deyiz. Burası 1 yıl oldu diyorsunuz. Evet. Burayı açalı 1 yıl oldu. Gayet güzel. Nasıl geçti bu süreç 1 yıl? Memnun musunuz işlerinizden? Vallahi aşağı yukarı memnunum yani. Memnunsunuz. Evet. Bir şeyler dönüyor diyorsunuz. Evet. Gelen konuklara yardımcı evet. olmak adına. Aynen. Peki parçaları nereden tedarik ediyorsunuz? Vallahi parçaları... Böyle anlaşmalı yerleriniz mi var? İstanbul'la, Ankara'yla parçaları oradan tedarik ediyorum. Evet. Çok pahalıysa Dubai'den tedarik ediyorum. Dışarıdan da alıyorsunuz. Bulunmayanı tabii yurt dışından getiriyorum. Evet. Hizmetleriniz yani, peki nereye kadar uzanıyor? Tarsus var, Mersin var. Mersin var, Adana, Trabzon, Samsun. Farklı illerden de konuklar geliyor size. Tabii. Farklı illerden çok müşterim var. Peki hizmet verirken neye dikkat edersin? İnsanlar araçlarını ben size emanet edip gidiyorlar. Önce hizmete dikkat ederken müşteriye doğruyu ve bozulup bozulmadığını veyahut da sökülüp sökülmeyeceğini doğruyu söyleyerek devam ediyorum. Yani müşteri memnuniyeti sizin için önemli. Aynen. Bana önemli olan müşterinin memnuniyeti yani. Peki ustam şimdi uzun yıllar yurt dışı ama Türkiye'de bir yıldır varsın. Sektörünle ilgili hedefin var mı büyümeye yönelik bir şey? Vallahi benim çok çalıştım ben. Yorgunum şu an yani. Ama tabii benim baş ustalarım var Japonya'dan. Efendime söyleyeyim. Filipin'den, Pakistan'dan. Evet. Şirketi kapattıktan sonra onları buraya yönlendirdim. Oğlum da baş ustaları. Oğlum da şanzımancıdır. İşte gelip başlarında duruyorum. Mutluyum yani. Evet gayet güzel. Yani kendi ustalarınızla, oğlunuzla evet. birlikte uzman kadroyla evet. Mersin'de diyorsunuz en iyi hizmeti biz yaparız. Evet. Peki araçlarda segment fark ediyor mu? Yani her araca bakabiliyor musunuz? Tabii her araca, otomatik olan her araca bakıyorum. Bakabiliyorsunuz. Evet. Ağırlık tabii sizin için. Evet. Özel servis, otomatik şanzıman olarak. Aynen. Peki başarılarınız daim olsun. Peki Mehmet Bey son olarak ekranları evet. başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize evet. ve firmanızın hizmetlerinden faydalanmış konuklarınıza bir son sözlerinizi teşekkürünüzü alalım. Vallahi bizi destekleyen kardeşlerime, müşterilerime teşekkür ediyorum, minnettarım. Peki, ben size oğlunuza, çalışanlarınızla birlikte başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah ilerleyen zamanda daha iyi, İnşallah. Büyük bir noktada İnşallah. Sizinle buluşmak dileğiyle. İnşallah. Sağ olun.